أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الثالث والأربعون من مبحث الإلهيات إلهيات مبحثının bugün 43. dersini okuyoruz. ويستحيل ضد ذي الصفات في حقه كالكون في الجهات ويستحيل محضر ضد ذي sıfatı. Bu geçirdiğimiz sıfatların ضد'ı muhadır. Fi hakkihi Allahu Zülcelal hakkında. Allahu Zülcelal hakkında bu geçirdiğimiz sıfatlar vacip olduğu gibi bunların ضد'ı da nedir? Muhadır. Anlamadın? Örnek ne gibi? Kelkûni fil cihati. Allah-u Zülcelal herhangi bir cihatlardan sağda, solda, üstte, altta herhangi bir cihette olması gibi. Bu Allah için nedir? Muhadır. Oldu. Şimdi şerha geçelim. Ve kavluhu ve yestahilu. Gördünüz mü? Hâzâ şuru'un fî sâlisil aksâmi mutekaddimeti fî kavlihi fe kullu men kullife şer'en vecebâ عليه أن يعرف ما قد وجب لله والجائز والممتنع. Bu beytte öyle değil mi? Üç şey geçti. Biri Allah'a vacip olan kısım, biri Allah-u Zülcelal hakkında caiz olan, biri de Allah-u Zülcelal hakkında ne? Mümteni olanlar. O vacip olanları okuduk, öğrendik. Bugünden itibaren de mumteni olanları ne diyoruz? Öğreniyoruz. Fahaza bu burada zikredilen huvel kısmu salisu fil icmali sabıkı. İcmali sabıkta fe kullu men kulli fe şer'an vecebâ aleyhen yarife ma kad vecebâ lillahi vel caize vel mumteni. Bak burada icmalen zikretti. İcmali sabıkta bu üçüncü kısım. وَاِنْ كَانَ سَانِنْ فِي تَفْسِلِ Her ne kadar tefsilde sanidir, ikincidir, caiz sonra gelir. Ama icmalda nedir bu? İcmalda üçüncüdür. Yani icmalda üçüncü olan olan kısmı getirdi, ikinci olarak ne etti? Zikretti. فَهَازَمْ هُوَ الْقِسْمُ سَالِسُ فِي الْاِجْمَالِ سَابِقِ وَاِنْ كَانَ سَانِنْ فِي تَفْسِلِ Oldu mu olmadı? Ve innema ahadel caize fi tefsili bak ve innema ahadel caize hani icmalde caiz ikinciydi ya tefsilde getirdi o caizi tehir etti. وَاِنَّمَا اَخَرَ الْجَائِزَ فِي تَفْسِلِ لِطُولِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ Caiz üzerine kelam uzundur. Uzun olduğu için önce mumtenezi zikrediyor, bitiriyor, sonra caize ne ediyor? Başlıyor. Oldu mu? Bunu öğrendik. Şimdi bir şey daha söylüyor. Diyor, o vacip olan şeylerden mumteni olanlar anlaşıldı. Vacip olanlardan ne anlaşıldı? Niye bir daha zikredeyim? وَلَا شَكَ فِي عِلْمِ اِسْتِحَالَةِ هَذَا الْقِسْمِ Bu kısmın istihaletinin ilmi var, biliniyor. Nereden biliniyor? مِنْ وُجُوبِ الْقِسْمِ الْاَوَّلِ لَهُ تَعْلَى Birinci kısmının Allah'a vücubundan bu ikinci kısmın muhalene istihaleti anlaşılıyor. وَلَا شَكَّ Ne değildir? Şek yoktur. فِي عِلْمِ اِسْحَالَةِ هَذَا الْقِسْمِ Bu kısmın istihaletinin ilmi hasıl oluyor. Neden? مِنْ وُجُوبِ الْقِسْمِ الْاَوَلِ لَهُ تَعَالَى Birinci kısım Allah'a vacip midir? Vacip. Onun vücubundan bunun istihaletinin ilmi hasıl oluyor. E pek madem biliniyor, niye Musanif bunu ayrıca ne ediyor? Zikrediyor. Diyor, وَاِنَّمَا تَعَرَّدَ لَهُ الْمُسَنِّفُ وَاِنَّمَا تَعَرَّدَ لَهُ الْمُسَنِّفُ Buna ne diyor? Taarrud ediyor. Buna değindi.
Öyle değil mi? وَاِنَّمَا تَعَرَدَ لَوْ مُسَنَّفُ Musannif ancak buna değindi. عَلَى تَيْقِ الْقَوْمِ Kavmin tarikine göre buna değindi, bunu zikretti. Yoksa bunun zikrine gerek yoktu. Niye tarikul kavm nedir? مِنْ عَدَمِ اِكْتِفَائِهِمْ بِدَلَالَةِ الْاِلْتِزَامِ وَلَا بِدَلَالَةِ تَدَمُّنِ Delalete iltizamiyle, delalete tedammuniyle iktifa etmiyorlar. Yani kelamcılar akaid meselelerinde delalete iltizamiyle, delalete tedammuniyle iktifa etmiyorlar. Yani ne yapıyorlar? Bel malu ile delaletil mutabıkiyeti. Onlar delalete mutabıkiye meylediyorlar. Yani delalet-i iltizamiyle iktifa etmiyorlar. Delalet-i tedammuniyle de iktifa etmiyorlar. Belki delalet-i mutabıkıya meylederler, delalet-i mutabıkı kullanırlar. Sebep, لِخَتَرِ الْجَهْلِ فِي هَذَا الْفَنِّ Çünkü bu fendeki cehlin hateri büyüktür. لِخَتَرِ الْجَهْلِ فِي هَذَا الْفَنِّ Bu fende cehlin hateri büyüktür. لِخَتَرِ الْجَهْلِ فِي هَذَا الْفَنِّ Madem cehlin hateri, tehlikesi büyüktür, ne olur ne olmaz, delalet-i iltizamiden bir geri zekalı anlayamayabilir. Delalet-i tedammuniden bir nakış, bir akıl veyahut da geri zekalı kişi tam anlamayabilir. Murat olmayan mananın dışındaki bir manayı anlayabilir. Akidevi bir mesele olduğu için küfre kadar da insanı götürebilir. Onun için kelamcılar, öyle değil mi? Ehli kelam, akaid meselelerinde delalet-i iltizami tedammuniyle ne etmiyorlar? İktifa etmiyorlar. Oldu mu olmadı? Bitti. وَيَسْتَحِيلُ الدُّدُّ زِي sifati. Şimdi dıddın istilahi manası var. Ne var? İstilahi manası var dıddın. Bir de loğu manası var. Hangisi burada murad? Anlıyorsunuz değil mi? Diyor dıddu zi sifati ey munafi hazi sifatil mutakaddimeti bi esriha. İşaret etti ki dıd burada munafi manasındadır. Sıfattaki ceme oradaki cemedeki iflam istirak içindir. Bu geçirdiğimiz sıfatların tamamının dıdı. Dıdu zi sifati ey munafi hazi sifatil mutakaddimeti bi esriha. Oldu mu olmadı? Fel muradu mine dıddi huna fel muradu mine dıddi huna burada dıddan murad nedir? Bak, fe dıddi münafiyle tesir ettiğimiz zaman fel muradu mine dıddi huna dıddan murad el mane lugaviyyum. Mane nedir? Lugavidir. Fel muradu mine dıddi huna el mane lugaviyyum. Dıddan murad mane nedir? Lugavidir. Nedir? Ve huve mutlakun münafi. Dıt, mutlak münafi. Bu sıfatların dıddı, bu sıfatların mutlak münafisi. Vücudiyen kanı ise vücudi olsun, o münafi olan. Ev ademiyen ise ademi olsun. Bak, mani loğavide ademi de olur. Ademi de kapsar. Oldu mu? Ve leysel muradu وَلَيْسَ الْمُرَادُ خُسُوسَ الْاَمْرِ الْوُجُودِيِّ وَلَيْسَ الْمُرَادُ خُسُوسَ الْاَمْرِ الْوُجُودِيِّ Murad emri vücudinin hususi değil. Yani o münafi ki emri, yani emri vücudi münafinin hususi değil. Mutlak münafi ise vücudi ise ademi.
hususul emri vücudi değil ki mahvel manel istilahiyyum. Nasıl istilahi mana budur. O münafiki emri vücudidir. Oldum. لِأَنَّ دَدَّيْنِ اِسْتِلَاحًا Yani niye burada mane istilahi değil de mane ne alıyoruz? Mane lugavı alıyoruz. لِأَنَّ دَدَّيْنِ اِسْتِلَاحًا لِأَنَّ دَدَّيْنِ اِسْتِلَاحًا İstilahı iki dıd. İstilahı ne? İstilahı iki dıd. هُمَّ الْاَمْرَانِ الْوُجُودِيَّانِ اللَّذَانِ بَيْنَهُمَا غَايَةُ الْخِلَافِ لَا يَشْتَمِعَانِ Çünkü istilahı iki dıd hani dem dedik ya, hususul emri vücudu değil, nasıl ki mani istilahi odur. Gerçekten istilahi de emri vücudu mu şart? Evet diyor. لَاَنَّ الدَّدَّيْنِ اِسْتِلَاحًا İstilahı iki dıd. هُمَّ الْاَمْرَانِ الْوُجُودِيَّانِ İki ne? İki vücudi emir. اَلَّذَانِ بَيْنَهُمَا غَايَةُ الْخِلَافِ İkisini arasında son derece hilaf var. لَا يَشْتَمْعَانِ Hiçbir surete bir araya gelmiyorlar. İşte onlara ne denilir? Onlara istilahi iki dıb denilir. Diyelim kısa ile ne? Uzun. Kısa ile ne? Uzun. İkisi de vücudi emirlerdirler. Aralarında son derece hilaf var. Hem bir şey hem kısa hem uzun. Hem kısa hem uzun olmaz. Ama o kadar yertefe'ani bazen ne oluyorlar? Rafa oluyorlar. O öyle değil de örnek onu getirdi daha güzel. Kessevadi vel beyadi. Aralar ikisi de vücudidirler. Aralarında son derece hilaf var. Bir şey hem siyah hem beyaz olamaz. Ama rafa olabilir. Ama bak bu sarıdır. Bu renk diyelim siyahdır. Öyle değil mi? Bu nedir? Siyahdır. Ne beyaz var burada ne? Yok. Sevat var. Hadi diyelim bu renk nedir? Kırmızıdır. Ne sevat var ne beyaz var. Evet. Peki bunarsa nasıl olur? İslahi manarsa iki dıddan iki emri vücudu ki birbirine zıddırlar. Cemilleri mümkün değil, rafaleri mümkündür. Diyor, لِأَنَّ هَذَا الْمَانَا لَا يَزَرُ فِي جَمِعِ مَا ذَكَرُوهُ هُنَا Burada zikrettikleri bütün sıfatlarda bu emir zahir değildir. لِأَنَّ هَذَا الْمَانَا Bu mana لَا يَزَرُ فِي جَمِعِ مَا ذَكَرُوهُ هُنَا Burada zikir edilen sıfatların tamamında bu tetbik edilmiyor, uygulanmıyor. Yani iki emri vücudi aralarında gayetul hilaf olsun. Cemleri caiz olmasa rafırları caiz olsun. Burada zikredilen sıfatların tamamında bu uygulanıyor. Bazılarda belki uygulanır, bazılarda uygulanmaz. Onun için bunu burada almayız. Ya ne alırız? İki dıddan murat, iki münafi, mutlak münafi alırız. İster vücudi, ister ademi. Olum olmadı. وَقَوْلُهُ فِي حَقِّهِ وَقَوْلُهُ فِي حَقِّهِ اَيْ عَلَى ذَاتِهِ تَعَلَى اَيْ عَلَى ذَاتِهِ تَعَلَى İşaret etti ki fi ala manasındadır. Hak zat manasındadır. Hi de Allah'a gidiyor. O zaman mecbur idafe beyane olur. Bakalım o ne diyor. فَفِي بِمَنْ عَلَى Tersir böyle olunca fi ala manasındadır. Tamam. وَحَقِّي بِمَانَ الزَّاتِ Zat manasındadır. وَالْاِدَافَةُ حَقِّنْ هَا اِدَافَةِ لِلْبَيَانِ İdafe niçindir? İdafe beyan içindir. Niye? Niye burada hak zat manasında idafe beyan edilir? لَنَّ الْحَقَّ اِسْمٌ مِنْ اَسْمَاهِ تَعَلَى Hak Allah-u Zülcelal'ın isimlerinden bir nedir? Bir isimdir. اَيْ حَقِّينَ Huwa ey hakkın hani fi hakkihi metnindekine göre. Yahut ey hakkun öyle bir hak ki
huve, o hak huve Allah-u Teala'dır. Bu ikinci huve hakkıhideki hadan çıkar. Ey hakkıhin huve huve. O hak ki huve o hak, o zat huve Allah-u Teala'dır. Ve kavlu fi hakkıhi ey ala zati Teala fefi bimana ala ve hakkı bimana zati ve lidafet lil beyani lennel hakkı ismi min esma-i Teala ey hakkın huve huve. وَيَحْتَمِلُ أَنَّ فِي بَاقِيَّةٌ عَلَى بَابِهَا وَيَحْتَمِلُ أَنَّ فِي بَاقِيَّةٌ عَلَى بَابِهَا Fa kendi manasında da olan bilir. O zaman وَالْمُرَادُ مِنَ الْحَقِّ حَقْتَ الْمُرَادُ Artık Allah-u Zülcelal'e almıyoruz. الْوَاجِبُ لَهُ Allah-u Zülcelal için Allah'ın hakkı Allah'a vacip olan şey. Benim hakkım, benim memlüküm olan, bana layık olan. Allah-u Zülcelal'ın hakkı, Allah'a vacip olan şey demektir. وَالْاِدَافَةُ حَقِقِيَّةٌ O zaman idafe, hakikidir, lamidir. O hak ki kimindir? Allah'ındır. Ne demek Allah'ındır? Yani Allah'a vacibdir. وَالْمَعْنَى حَالَ كَوْنِ اِسْتِحَالَةِ مَذُّكِرَ مُنْدَرِجَةُ فِي الْحُكْمِ الْوَاجِبِ اللّٰهُ تَعَالَى Hani diyoruz ya وَيَسْتَحِيلُ الدُّدُّ الزِّسْفَاتِ فِي حَقِّهِ Bunun manası nedir? وَالْمَعْنَى Artık fi hakkihi hal olur. حَالَ كَوْنِ اِسْتِحَالَةِ مَا زُكِرَ Bu sıfatların dıddı, bu zikredilenin istihaletinin حَالَ كَوْنِ مُنْدَرِجَةً فِي الْحُكْمِ الْوَاجِبِ اللّٰهُ تَعَالَى Yani bunların dıddığı Allah için muhaldir. O istihaletin halekûni ki Allah'a vacibdir. Allah'a istihaletü dıddı sıfat Allah'a vacibdir. Allah'ın hakkıdır, Allah'a vacibdir. Ey halekûni istihaleti mâ zükire mundericeten fil hukmil vacibi lehu ta'ala. Ve hâza huvellezî ihtesere aleyhi şârihû. وهذا هو الذي اختصر عليه الشارح. Bildiniz değil mi? وهذا هو الذي اختصر عليه الشارح. Şarihin yani Abdüsselam'ın ihtisar ettiği mana bu ikincidir. Hani biz iki ihtimal yaptık ya. Hak mana zat idafe beyaniye faala manasını dedi. Hak Mâne vâcibullâhu teâlâ idâfe lâmi yaptık. Şarih Abdüsselam bu ikinci ihtimali yalnız almış. Tekrar edeyim. وَقَدْ اَجْمَلَ الْمُسَنِّفُ الْاَضْدَادَ Musannif bu dıdları icmalen ne etti? Zikretti. كَلْكَوْنِ فِي الْجِهَاتِ Heyye bu kadar. وَيَسْتَحِلُ الدُّدُّ زِي سِفَاتِ فَحَقِي Bu sıfatların tek teki zikreti mi? Bu muhaldir, bu muhaldir, bu muhaldir. Yok. Bu sıfatın dıdı budur, bu muhaldir, bu sıfatın dıdı budur, bu muhaldir, bu sıfatın dıdı budur, bu muhaldir dedi mi? Yok. İcmalen dedi, bu sıfatların dıdı muhaldir. Anlıyorsun değil mi? وَقَدْ اَجْمَلَ الْمُسَنِّفُ الْاَضْدَادَ Musannif adadları icmal etti. Musannif ne etti? Erdadları icmal etti. Ve nahnu nezkuruha tefsilen. Ama biz onları ne ediyoruz? Biz onları tefsili olarak zikrediyoruz. Kema zekereha senusiyyü. Senusi zikrettiği gibi tertiple, sırasıyla, tefsiliyle biz onları tefsil edelim. Peki edelim. Fe yessahilu aleyhi ta'ala al-adam. Allah-u Zülcelal hakkında adem nedir? Muhaldir. Peki bu neyi dıdırdı? Ve dıdır vücudu. Fe vacibun lehul vücudu. Sıfete nefsi olan, vücudun dıdı olan ademdir. Oğlum, fe yessahilu aleyhi ta'ala el adamu ve dıdır vücudu. Başka ne muhaldir? Vel hudusu. Bir de hudus muhaldir. وَوَدَّدُ الْقِدَمِ Sıfatul maaninin bilinçsiz kıdemi dıddı.
Olum olmadı. Ve turuvul ademi, ademin peyda olması Allah'a bu muhaldir. Ve vel fena, bu da nedir? Turuvul adem, bu da fena demektir. Ve vadduddul bekai, bu da bekanın neyidir? Dıddıdır. Vel mumaseletu, Allah huzuru celal hakkında mumaselet de nedir? Muhaldir. Mumaselet nedir? Muhaldir. Öyle değil mi? وهو ضد المخالفة للحوادث. O da muhalefetul havadisin ضدıdır. وَالْمُمَاسَلَةُ Bir de Allah-u Zülcelal hakkında muhal olanlardan biri de nedir? Mumaselettir. Mumaseleti bize açılıyor. Diyor, مُسَوَّرَةٌ Mumaselet şöyle şekilleniyor. Tesvir ediliyor. بِاَنْ يَكُونَ جِرْمًا بِاَنْ يَكُونَ ne? Cirm. Allah-u Zülcelal'ın cirm olması. Bu muhaldir. Bak, Allah-u Zülcelal hakkında mumaselet muhaldir. Ne demek? Mumaselet ne demek? Allah'ın cirm olması. Yani yakune cirm. Sevavun kanen murakkeben Sevavun kanen murakkeben ister ne olsun? İster murakkeb olsun. O cil ve yusama hinezi cismen. O cilme ne denilir? Ev gayre murakebin ve yusama hinezin cevheren ferden. Ona ne deniliyor? Cevheri ferdendir. Cüz elayete ceza denilir. Atom denilir. Oldu mu? Demek cil amdır. Murakebe de cil denilir. O cism aynı zamanda ona cism de denilir. Cevheri ferde de cil denilir. Şimdi murakebe de denilir cil, şey, heyyan. Cil, murakep olana da denilir, murakep olmayana da denilir. Yani cevher-i ferde de denilir, cisme de cil denilir. Lakinnel mücessimeten, hani biz dedik ya Allah-u Zülcelal cil değildir. Ne değildir? Mücessimeler Allah'a cismiyeti ispat ediyorlar. Cismiyeti ispat ediyorlar, kafir oluyorlar. Diyor, lakinnel mücessimete la yekfuruna kafir olmuyorlar. İlla en kâle ve cismun kel essami. O kel essami kaydı koymayla kafir oluyorlar. Diyorlar, hu Allah-u Zülcelal cismun kel essami. Eğer deseler cisimdir ama cisimler gibi değil. Öyle değil mi? Allah cisimdir ama bizim bildiğimiz cisimler gibi değil. Öyle deseler kafir olmazlar, muhti olurlar. Oldu mu? Demek ki biz dedik Allah'a mumaselet yoktur. Mumaser bi'en yakune cilmen seon kanı murakkeben ev gayre murakkebin ve yusama hinezin cevheren ferden lakinnel mücessimeten la yekfurune yahut la yukefferune la yekfurune kafir olmuyorlar. La yukefferune tekfirleri edilmiyor. Ehl-i sünnet cemaat tarafından tekfir edilmiyorlar. İlla en galu ve cismun kele esami. Eğer cismun la kele esami deseydi muhti olurlardı, kafir olmuyorlardı. Şimdi biz dedik mumaselet Allah-u Zülcelal'a muhaldir. Mumaselet nasıl tesvir ediliyor? Bil. Ben yakune cilmen. Savan kanı mürekeb ne gayrı mürekebin. Bil. Ev ben yakune areden yakumu bil cilmi. Cilme kaim olan bir aret olmalı. Cilme ne? Mesela bu red, bu renk, bu beyazlık cirme, bu divara, bu cirme kaym olan bir aredir. Allah-u Zülcelal öyle bir aret de değil. اَوْ يَكُونَ لَهُ جِهَتٌ Burada bir eksiklik var gibi. Sizinki nedir? اَوْ يَكُونَ فِي جِهَتٍ لِلْجِرْمِ Ha. اَوْ يَكُونَ فِي جِهَتٍ لِلْجِرْمِ Herhangi bir cirme cihet olması. Mesela فَلَّيْسَ فَوْقَ الْعَرْشِ Bak, arşın fevkinde
Yani arşın bir ciheti olan fevk, orada değil. Ve la tahtahu, arşın altı olan arşın bir cihetidir, orada değil. Ve la an yeminihi ve la an şimalihi, arşın yemini veya şimalinde ve nahvi zalike. Herhangi bir cilmin ciheti olmaz. Benim içinde bir eksiklik var. Çünkü اَوْ يَكُمْ فِي جَدْرِ الْجِلْمِ فَلَيْسِ فَوْقَ الْعَرْشِ وَلَا تَحْدَ وَلَا يَمِّنِ وَلَا شِمَالِهِ وَالنَّحْوِ ذَلِكَ اَوْ يَكُونُ اَوْ يَكُونَ لَهُ جِيَتٌ Sizinki var mı o? Sizinki ne var? اَوْ يَكُونَ فِي جِهَتٍ لِلْجِلْمِ اَوْ يَكُونَ فِي جِهَتٍ للجن. تمام فليس فوق العرش ولا تحته ولا يمين ولا شمال ولا حزام. Ondan sonra له هو جهت var. Allah seninki doğru. Muhammed'inki doğru. Dur dinleyin. او يكون له جهت. Öyle yapalım. Yani هو silelim. او يكون له اَوْ يَكُونَ اُلَى لَهُ اللّٰهُ زُلْجَلَالَ جِهَتٌ Yani ona bir cihetin olması bu da muhaldir. Ona ne olması? Bir cihetin olması o da muhaldir. Mesela فَلَيْسَ لَوْ فَوْقٌ Onun fevku yok. وَلَا تَحْتٌ وَلَا يَمِّنٌ وَلَا شِمَّارٌ وَنَحْرِ زَارِكَ Oldu mu olmadı? Bu benimkinde yok. Anladınız değil mi? اَوْ بِيَنْ يَكُنَ عَرَدًا يَكُنْ بِالْجِلْمِ اَوْ يَكُنُ فِي جَهَتٍ لِلْجِلْمِ فَلَيْسَ فَوْقَ الْعَرْشِ وَلَا تَحْتَهُ وَلَا عَنْ يَمِّنِ وَلَا عَنْ شِمَالِهِ وَنَّهُ زَلْكِ اَوْ لَهُ هُوَ جِهَتٌ Tamam. Benimki de öyle ama onu ile bunu yapalım. اَوْ يَكُونَ Dur yazalım. أو يكون له فليس له فوق فليس له فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ونحو ذلك Burada bu hiç yok benimkinde. Çünkü doğru yalnız اَوْ يَكُونَ لَهُ جِهَتٌ هُوَ demeyelim. Anlaşıldı? اَوْ يَحِلَّ فِي الْمَكَانِ Yani o mumaselet bu şekilde olmalı. Allah-u Zülcelal'ın bir mekanı ne olması? Vakı olması. Oldu mu olmadı? فَالْحُلُولُ هُوَ الْمُرَادُ بِالتَّقِيدِ فالحلول هو المراد بالتقييد. تقييدا مراد حلول دور. Nerede? Fi ibareti men abbere bihi. Şimdi bazıların ibaresinde
ne geçiyor, mekan geçiyor. Allah'a mekan yok diyorlar. Neyle kaynandırma var? Mekana değil mi? Ha, mekan yok. O mekandan murat, hulul-i mekan yok. Bildiniz değil mi? Bak, ev yahillu fil mekani. Mumasiret yani hulul-i fil mekan, yani bir mekanda vakı olması gibi. Fel hululu hulul huvel muradu bit takyidi. Takyiden murad nedir? Takyiden murad, yani takyidi bil mekandan murad, hulul-i fil mekandır. Nerede? Fi ibareti men abbere bihi. O kimselerin ibaresi ki neyle tabir ediyorlar? Kelamla tabir ediyorlar. Onların kelamındaki, onların ibaresindeki o takide bil kelamdan, o kelamdan murad nedir? Hululdur. Oldu mu olmadı? Bildiniz mi? Vel muradu bil mekani. Hani hulul bil mekan Allah'a yok diyoruz, öyle değil mi? Mekandan murad nedir? Şu an biz buraya mekan diyoruz değil mi? El feragu. Bak şu an bu oda bir mekan, bir boşluktur. El feragul mevhumu nedir? Mevhum, vehm edilen bir feragdır. Vehm edilen nedir? Bir feragdır. Ala ra'yil mütekellimin. Ala ra'yil mütekellimin. Mütekellimlerin ra'yine göre mekandan murad feragı mevhumdur. Ferag nedir? Yok. Bak, muhakkak bir ferag demiyoruz. Şu an burası boş görünmüyor mu? Bu ferag-ı mevhumdur. Bu ferag-ı mevhume ne deniliyor mekan? Vel muhakkaku ala ra'yil hukemmai. Hukemmalara göre ferag-ı muhakkak mekandır. Burası kesin, bak şu an boştur. Bu ferag-ı muhakkaka ne deniliyor? Bu ferag-ı muhakkaka mekan deniliyor. Demek ki mekan nedir? Mütekellimlere göre ferag-ı mevhumdur. Hukamalara göre ferag-ı muhakkak. Her ikisine göre mekandan murad nedir? Ferag'dır. Ha, kime göre ferag mevhum, kime göre ferag-ı muhakkak. Peki ferag-ı mevhum ne demek? Anlıyorsun değil mi? وَمَعْنَا كَوْنِهِ مَوْهُمًا عِنْدَ الْمُتَكَلِّم۪ينَ. Hani mütekellimlerin yanında ferag-ı mevhumdur diyoruz mekan. Ne demek مَعْنَا كَوْنِهِ مَوْهُمًا عِنْدَ الْمُتَكَلِّم۪ينَ اَنَّهُ شَنْحَا يُتَوَهْمُ وَهْمِدِلِرْ اَنَّهُ O ferag emrun vücudiyyun. Emri vücudi olduğu vehmediliyor وَلَيْسَ كَزَلِكَ. Halbuki öyle değil. Şimdi şu an bu oda, bu ferah bir emri vücudu olarak vehmediliyor, zannediliyor. Ve leyse kezalike. Halbuki öyle de değil. Ve leyse emri vücudu değil. Ya bel huve emrun ademiyyun. Bu emri nedir? Ademidir. Yani şu an buradaki ferah bir emri vücudu değil. Bak mütekellimlerin yanında ferag-ı mevhumdur demek. Yani vehmediliyor ki bu ferag vücudu bir emirdir. Halbuki bir emri vücudi değil. Belki bir emri nedir? Ademidir. Mütekellimlerin yanında mekan nedir? Ferag-ı mevhumdur. Hükemalların yanında ferag nedir? Şey mekan nedir? Ferag-ı mutahakkaktır. Ferag-ı nedir? Muhakkaktır. Peki mütekellimlerin yanında ferag-ı mevhumdur. Manası ne demek? Manası yutevehmu ennehu emrun vücudin ve leyse kezalike. Manası budur. Ve kile mâne kevnihim mevhumen. Ferag-ı mevhumdur. Manası budur. Ennehu yutevehmu ennehu ferag-ı. Benim bildiğim, aklıma gelen budur. İnsan burası boş olduğu vehmedilir. Ve leyse kezalike. Halbuki boş değildir. Bunun boş olması vehmidir. Çünkü boş değil. Gerçek manada boş değil. Bel huve memlûn bil hevâi. Havayla, oksijenle nedir? Doludur. O zaman fe leyse ferâhen muhakkaken. Mekan ferâhe muhakkak değil.
bir ferag-ı mehumdur. Veyla hakikaten ferag diye bir şey yok. O ferag gördüğümüz, vehmettiğimiz şey nedir? Muhakkaktır. Oldu mu olmadı? Demek mütekellimlerin yanında mekan ne demek? Ferag-ı mehum. Hukamaların yanında mekan ne demek? Ferag-ı muhakkak. Mütekellimlerin yanında ferag-ı mevhumdur. Ne demek? Bu demek. Yani vücudi, o ferag, vücudi bir emir vehmediliyor. Halbuki öyle değil. Vücudi değildir, adem bir emirdir. Ya budur, ya da ferag-ı mevhum demek, vehm, yani ferag vehmediliyor, boş olduğu vehmediliyor. Ama gerçek manada boş değil. Çünkü hava ile oksijenle nedir? Doludur. Neyse başa geçiyoruz. Vel mumasiratu musavveratun bi'en yakune cilmen bilinenene ev yutakayyedu bi zamani. Yani Allah'a mumasirat yok. Herhangi bir zamanla kaydılandırmak yok. Herhangi ne? Herhangi bir zamanla kaydılandırmak yok. Yani Allah-u Zülcelal herhangi bir zamanla kayıtlandırılmıyor. Mesela بِحَيْسُ تَكُونُ حَرَكَةُ الْفَلَكِ مُنْتَبِقَةً عَلَيْهِ. Felekin hareketi onun üzerine ne olması? Muntabık olması. Yani felekin hareketi ona şamil gelsin. Öyle değil. Hani bizim üzerimize nasıl felekin hareketi şamil geliyor ise Allah-u Zülcelal zamanla kaydılandırılmıyor. Ne demek? Felekin hareketi ona şamil gelmiyor. Ev yekirru aleyhil cedidani. İki cedil onun üzerine hücum etsinler. Onu içine alsınlar. O iki cedidan el-leyl ve nahar, biri leyl, biri nedir? Nahardır. Allah hakkında bu da yok. Nasıl cedidan, leyl ile nahar bize hücum ediyorlar, bizi kapsıyorlar ise Allah-u Zülcelal'i böyle gece gündüz kapsamıyor. اَوْ تَتَّصِفُ ذَاتُهُ الْعَلِيَّتُ. اَوْ تَتَّصِفُ ذَاتُهُ الْعَلِيَّتُ بِالْحَوَادِسِ. Allah-u Zülcelal'ın zat-ı aliyesi havadislerle mutasıflanması gibi. Allah'a takayyüde bir zaman yok. Ne demek? Zat-ı aliyesi hadislerle mukayyed olur. Yok. Mumasalet dedik ya. Mumasalet zaman böyle olmaz, şöyle olmaz, zamanla kaydırılmaz. اَوْ تَتَّصِفُ ذَاتُ عَلَيْتْ بِالْحَوَادِسِ. Mumasalet yok. Yani zat-ı aliyesi havadislerle ne olmuyor? Vasıflanmıyor. كَلْ قُدْرَةِ الْحَادِسَةِ. Kudret-i hadis Allah'a yok. وَلْ اِرَادَةِ الْحَادِسَةِ. Bak bize var, Allah'a yok. وَلْ حَرَكْتَ اَوْ السُّكُونِ وَالْبَيَادِ اَوْ السَّوَادِ اَوْ النَّحْوِ ذَلِكَ. Bunların hiçbiri Allah'a yoktur. Oldu mu? Ha şimdi mumasaleti sayıyoruz. Dikkat edin. Mumasalet بِاَنْ يَكُنَ جِلْمَنْ. Bu yok. اَوْ بِاَنْ يَكُنَ عَرَدَنْ يَكُنْ بِالْجِلْمِ. Yok. اَوْ يَكُنَ فِي جِهَتِنْ. Yok. اَوْ يَكُنْ لَوْ جِهَتُنْ. Yok. اَوْ يَحِلُّ فِي الْمَكَانِ. Yok. اَوْ يُتَقَيَّدُ بِالزَّمَانِ. Yok. اَوْ يَكِرُّ عَلَيْهِ الْجَدِدَانِ. Yok. اَوْ تَتَصِفْ ذَاتُ عَلِيَّتُ بِالْحَوَادِسِ. Yok. Eti kaç? Eti 8. اَوْ يَتَصِفُ بِالصِّغَرِ. Bu da yok Allah. Allah'a mumasalat yok. Nasıl mumasalat olsun? Yani sigarla mutasıflanmıyor. Ne olmuyor? Yani Allah'a mumasalat yok. Nasıl mumasalat olsun? بِاَنْ يَتَصِفَ بِالصِّغَرِ. Küçüklükle vasıflansın, Allah buyuruyor. Sigerden murad bir mana kılletil ezzai. Allah sagir olsun, ezzalları az olsun, öyle değil. Öyle bir sigar Allah yok. Ev bil kiberi, kiberle de mutasif olmuyor. Bir mana kesretil ezzai. Bir mana ne? Kesretil ezzai. Kesretul ecza manasında kiberle mutasiflanmıyor. Ev yetesif bir sigari. Bir mana kılletil ezzai. Evil kiberi, evil kiberi bir mana kesretil ezza. Yani kılletul ezza manasındaki sigar, kesretul ezza manasındaki kiberle mutasıflanmıyor. Feleyse sagiren bir mana karil ezza, karilul ezza manasındaki sagir değil.
وَلَا كَبِيرًا بِمَنَا كَسِيرُ الْاَزَّامِ كَسِيرُ الْاَزَّامِ manasında kebir de değil. Ha. Pek kebire mana kesir ezzam değil. وَهَذَا لَا يُنَفِ اَنَّهُ تَعَالَى كَبِيرٌ فِي الْمَرْتَبَةِ وَالشَّرَفِ Allah-u Zülcelal mertebede, şerefte kebirdir. O buna münafi değil. Kebir değil, kesirül ezza değil. Kesirül ezza manasında kebir değil. Ama kebirdir, mertebe itibariyle, şeref itibariyle büyüktür. Bunlar arasında ne yok? Çelişki yok. قال الله تعالى الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِبَ Allah-u Zülcelal kebirdir. Esmalarından biri nedir? Kebirdir. Yani mertebe şeref itibariyle kebir ama kesirül eza itibariyle kebir değil. Eti 9 10.'su ev yetesifu bil agradi fil af'ali ve'l ahkam. Ef'allarında, ahkamlarında agradlarla vasıflanırsa bu şekil mumasalat da yok. Öyleyse feleyse fi'luhu Allahu Zülcelal'ın fi'li değil. Örnek ke icadi Zeyd'in. Yüce Allah Zeyd'i yaratmış. Zeyd'in icadı Allah'ın bir fiili değil mi? Fiili. Ha. Yüce Allah'ın fe neyse fiilu li garedin minel agradi. Herhangi bir amaç için Zeyd'i ne etmemiş? Yaratmamış. Ne demek? Ey meslehatin teb'asuhu ala zalikel fiili. Bir meslehat olsun ki Allahu Zülcelal'i o fiile sürüklesin. Allahu Zülcelal'i Zeyd'in yaratılmasına, icadına teşvik etsin. Öyle bir meslehat yoktur. Bakın, yani Allahu Zülcelal'ın diyoruz ya, garedi yok, gaye onu fiile sürükleyen bir meslehat yok. فَلَا يُنَافِ اَنَّهُ لِحِكْمَةٍ Allahu Zülcelal'ın fiili bir hikmete binandır, buna münafi değil. Allahu Zülcelal'ın fiili abes değil. Hepsi hikmetidir. Ama Allah'ı o fiile sürükleyen bir meslehat yoktur. Biz değil miyiz? Faydasızdır, hikmet yok. Fayda nedir? Hikmeti var ama onu o fiile sürükleyen bir meslehat, bir garedi yoktur. Ve illa eğer hikmet de olmasa kana abesen ne olur? O fiil abes olur. Faydasız olur. Ve hu mustahilun fi hakkihi ta'ala. Allah-u Zülcelal hakkında abeslik fiillerde herhangi bir şeyde muhaldir. Ve leyse hukmuhu bak demin fiilden örnek verdi. Ve leyse hukmu Allahu Zülcelal'ın hukmu değildir. Örnek bak biraz önce dedi ya. Fe leyse fiiluhu ke icabi zeydin li garedin ve leyse hukmu ke icabi es-salati aleyna li garedin min el-agradi. Ve leyse hukmu Allahu Zülcelal'ın hukmu ne gibi ke icabi es-salati aleyna bize namazı farz kılmış ya. Bu bir hükümdür. Bu hüküm li garedin minel agradi. Agradlardan herhangi bir garet için değil. Ey meslahatin, bir meslahat için der ki teb'assuhu Allah'ı sürüklesin, hamlesin ala zalikel hükmi o hükme, o icabu salata onu sürüklesin, hamlesin, teşvik etsin öyle bir meslahat için değil. O zaman fela yunafi ennevli hikmetin o hüküm, o icabu salat bir hikmet için buna münafi değil. Hikmet ali onu fiile sürükleyen meslehat gare ali. Öyleyse fesuverül mumaseleti aşeretun. Mumaselettin suretleri, şekilleri, örnekleri kaç oldu? 10. O demin yazdığımla beraber 10 olur. Eğer onu yazmasak, ne kalır? 9 kalır. Değil mi? Gerçekten o eksiktir. Ki doğru, benimki doğru değil. Şimdi demin yekibru aleyhil celidan. Dabti yekirun mudur? Doğru mudur? Kerra yekirun mu? Bir bakalım. Kerra yekurru. Bildiniz mi? Yekirru değil de yekurru yapın. Yekurru aleyhil cedida. Bir de teb'asu dedik. Bir bakalım ba'se yeb'asu mu fetha yeftahu babın mı? Ha?
Ba'se yeb'asu. Bildiniz mi? İn meslahatin teb'assuhu. Oldu. Ve yestahilu aleyh eyden en la yekune qaimen bi nefsihi bi en yekune sifin yekun bi mahalle ev yahtacu ile muhasim ve hazır dudul kıyami burada duran. Kalan da yarın bir ders yapar. Nefâkumullahu nef'an mubine ezanakumullahu.